Ali Kara Hasanoğlu Okuyun Semih Amirali katıla katıla gülün. Rusya Ukrayna'yı bombalamaya başlamış. Operasyon sadece birkaç bomba atmakla sınırlı değil. Bir iddiaya göre Ukrayna topraklarını Rusya'ya ilhaki, bir iddiaya göre sadece yönetimi devirmeyi amaçlıyor. Bizim bu savaşta yer almamıza gerek yok. Bir menfaatimiz de yok. Ama şartlar neleri getirir onu süreç içinde göreceğiz. Fakat bu vesileyle bizdeki kemalistler hemen kafayı çıkarıp Montreux tablosunu önümüze koymaları yok mu? Tam komedi filmi. Sorunun çok basit olduğu iddiasında değilim. Montreux'u iptal ederseniz her yer güllük gülistanlık olurum havalıyla kimseyi kandırmaya niyetim yok. Ama Montreux'den dolayı Türkiye'nin çok büyük bir maddi kazancı elinin tersiyle ittiğini açık açık söyleyebilirim. Onun dışında boğazlardan savaş gemileri nasıl geçer, hangi şartlarda geçer, sonra nasıl döner noktalarında çözüm noktasının hayli zor olduğunu kabul etmek durumundayız. Çözüm zor ama birileri Montreux'u tabulaştırarak boğazlardan geçişte Türkiye'nin sağlayacağı gelirden vazgeçerken, bir de Montreux'un Türkiye'ye kaybettirdiği gelir dışındaki kuralların da dört dörtlük olduğunu iddia etmesi yok mu? İnsanı delirtecek nitelikte. Bir yıl önce 104 amiral Montreux Sözleşmesi'ne sadık kalmalıyız bahanesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki bir amiralin namaz kılma görüntülerine tahammülsüzlüklerini dillendirmişlerdi. Üniformasıyla namaza giden amiral TSK'dan emekli oldu. Amirallerin gece yarısı yayınladıkları bildiri içinse iddianame hazırlandı. Şimdi yargılama sürüyor. Yargı süreci bir yana Kemalist emekli subaylar Rusya-Ukrayna dalaşması üzerinden şimdi tekrar bize sopa sallıyorlar. Gördünüz mü biz ne kadar haklıymışız. Montreux'den vazgeçilemez. Hani altyapısı olan bir cümle kursalar üzerinde tartışalım diyeceğim. Ama söyledikleri hepsi militanca sloganik sözler. Mesela Semih Çetin tüm amirallikten emekli olmuş. Sözlerini okuduğunuzda gülelim mi ağlayalım mı bilemedik diyeceksiniz. Buyurun Semih Amiral'in sözlerini ben size aktarayım. Siz de bir an önce şoka giriverin. Montreux'un ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin elini ne kadar kuvvetlendirdiğini bu kriz nedeniyle, bu savaş nedeniyle görüyoruz. Bazı kişiler Montreux bize tam egemenlik tanımıyor. Biz boğazı istediğimize açarız, istediğimize kapatırız diyorlardı. Bunun ne kadar yanlış olduğu bu vesileyle ortaya çıktı. Belki henüz siz şoka girmemiş olabilirsiniz. Hatta meraklanmış da olabilirsiniz. Acaba Montre, Rusya-Ukrayna ihtilafında bizim elimizi nasıl kuvvetlendiriyor diye gözlerinizi açmış, daha hızlı okumaya koyulmuş olabilirsiniz. Sakin olun, heyecanlanmayın. Bildik Kemalist söylem, bildik sallama söylemler, içi boş, süslü cümleler. Yorumu bırakayım, Semih Hamir konuşturayım. Ama hemen öncesinde Semih Amiral'in sözlerinde atıf yaptığı, Ukrayna yönetiminin Türkiye'ye yaptığı boğazları Rus savaş gemilerine kapatın çağrısını hatırlatayım. Semih Amiral konuşuyor. Ukrayna bu teklifi yaptı mı verilecek cevap açık. Montreux'a aykırıdır. Ben bunu yapamam. Vay vay vay. Montreux olmasaydı bunu yapamazmışız. Ama Montreux olunca 90 yıldır yabancı gemilerin boğazlardan bedava geçişlerinin müsebbibi Montreux olunca geçişleri engelleyemeyiz diyebilirmişiz. İyi de burada iki sorun var. Rus gemilerinin boğazlardan geçmesine gerek yok ki. Onların büyük çoğunluğu zaten Karadeniz'de. Ukrayna mı coğrafyayı şaşırmış yoksa bizim amiral mi bilmiyorum. Ama es geçiyorum. Eğer kendinizde bu gücü görüyorsanız Montre olsa da olmasa da boğazlar benim karasularım. Nasıl ki kara toprağımdan herkes elini kolunu sallayarak geçemezse karasularımızdan da kimse elini kolunu sallayarak geçemez der geçişi engellersiniz. Bu arada bu hiçbir sözleşmenin varlığına bağlı olmayan sözü söylemek için ihtiyaç duyduğunuz Montreux yüzünden 90 yıllık boğazdan geçiş ücretlerinden yaşadığınız kaybı da yaşamamış olurdunuz. Semih Amiral'in sonraki sözleri ise daha vahim. Tam egemenlik sizde olsaydı ne yapacağınızı şaşırırdınız. Allah şaşırtmasın. Tam da bizim söylediğimizi Semih Amiral söylüyor. Montreux boğazlardaki tam egemenliğimizi kısıtlıyor diyorduk. Şimdi onu itiraf ediyor Semih Amiral. Ve akla ziyan şu cümlelerle de tam egemenliğimizin olmamasının büyük bir fırsat olduğunu anlatmaya kalkabiliyor. Ukrayna ile iyi ilişkileriniz var, Rusya ile de var. Ukrayna'yı kabul etseniz Rusya baskı yapacak, boyun eğseniz bir türlü, eğmeseniz bir türlü. Vah vah vah, amiralimizin düşündüğüne bak. O zaman şöyle yapalım, Allah korusun diyelim. Kara topraklarımız üzerinde de bizim tam egemenliğimiz olursa, üzerinden geçmek isteyen ABD veya bir başka devlet söz konusu olduğunda, Geç desek bir türlü, geçme desek bir türlü. O zaman şöyle yapalım. Biz topraklarımızı ABD'ye verelim, biz üzülmeyelim. Kimin geçip kimin geçmeyeceğine ABD kara kara düşünüp karar versin. Güler misiniz, ağlar mısınız derken haksız mıymışım siz söyleyin. Semih Amiral'in bir cümlesi daha var. Tam bir manda zihniyeti. Bir de diğer taraf var. ABD. 6. filoyu dayasa kapınıza, Karadeniz'e çıkacağım dese ne diyeceksiniz? Sanki şimdi ABD aynısını dese Montreux'u gösterince akan sular durup anında gemiler geri dönecek. Ciddi ciddi savunuyor bunu. Şimdi söyleyecek şeyiniz var. Çünkü Montreux var. Ne diyelim? Allah bizleri korusun. Ülkesini korumak için yıllarca maaş alan bir emekli amiralin kafası bu kadar çalışıyor. Tam egemenliğimizin olmaması iyi diyor. Montreux ile egemenliğimiz kısıtlanmış, bu da bizi karlı yapıyor diyor. Şimdi daha iyi anladık mı Montreux'un ayak bağımız olduğunu? Savunanların dilinden öğrendik mi egemenliğimizi kısıtladığını.